değerli izleyenler, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Avusturya ve Avrupa Günlüğü olarak biliyorsunuz ki her hafta Nadiye Sert ile Sağlık Olsun programına dediğim gibi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir konu, çok muhteşem bir konuğumuz var. Sayın Doktor Meral Sağlam. Hemen şöyle toparlayayım, bu biraz sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Psikiyatrist. Psikoterapist. Evet. Uzak Doğu tıp uzmanı. Hı hı. Yani TCM açılımını biraz sonra yapacağız. Evet, sayın doktorumuzla bu akşam çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimize geçmeden önce bizleri nereden takip edebilirsiniz? Öncelikle hemen şöyle bir kısa geçiyorum. Facebook üzerinden Avusturya Günlüğü ya da Nadiye Sert ofisyal sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz ya da YouTube'a yazarsanız Nadiye Sert ile Sağlık Olsun yazarsanız oradan da bizleri izleyebilirsiniz. AGTV, eğer daha henüz indirmediyseniz lütfen telefonunuzu açıyorsunuz, aplikasyonlara giriyorsunuz ve AGTV app olarak indiriyorsunuz. Böylelikle bizlere nereden ulaşacağınız, nasıl ulaşacağınız, kimlerden ulaşacağınızı da buradan söylemiş olduktan sonra bu haftaki konuğumuzu öncelikle bir tanıyalım istiyorum ben. Evet Meral Hanım, hoş geldiniz. Bizi hoş kırmadınız, buldum. Geldiniz. Birkaç haftadır uğraşıyorduk. Rica ederim. Hoş geldiniz. Birkaç haftadır uğraşıyorduk. Kısmet bugüneymiş. Çünkü evet. Yurt dışındaydınız. Evet, kongresteydim. Kongresteydiniz, evet. Oradan da ufak tefek isterseniz anlatmak istedikleriniz varsa anlatabilirsiniz, hı-hı, bizlere de. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Doktor Meral Sağlam kimdir? Ne yapar, nerededir? Buyurun efendim. Teşekkürler güzel sözleriniz için de biraz önce. Dediğiniz gibi psikiyatrist ve psikoterapist uzmanıyım. Yani ruh ve sinir hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda algemen medisina uzmanıyım. Ve alternatif tamamlayıcı tıp olarak, hı hı, Uzak Doğu Çin tıbbı uzmanıyım. Evet, onları zaten tek tek böyle açıla. Şimdi onu. Şöyle bir durum var değerli izleyenler. Sayın doktorumuz bu akşam bizi, ya yani özellikle şöyle söyleyeyim. Benim çok karıştırdığım bir durum vardı, bir konu vardı. Psikiyatrist nedir, ne yapar? Psikolog nedir, ne yapar? Çünkü o kadar hepsi birbirine benziyor ki. Psikoterapist nedir ve ne yapar? Yani görevleri. Çünkü bizim için psikolog demesi bitti. Kolay olduğu yani, için genel anlamda psikolog olarak tanırız ve bu bizim için olay kapanmıştır. Ama bunun derinlikleri var. Biz de bu akşam bu derinliklere ineceğiz. Tek tek parantezleri açığa açığa gideceğiz. Hı hı. Efendim, önce bize bu üç kavramın açılımını yapar mısınız? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Evet. Psikolog söylemesi en kolay olduğu için bütün, tamam, dillerde psikolog deniliyor ama üç kavram, yani bunların görevleri de hizmet alanları da biraz farklı. Psikoterapi, yani psikiyatristle başlayalım. Psikiyatrist yani uzman doktor demek. Ruh hastalıkları, sinir hastalıkları uzman doktor. Yani doktor eşittir ilaç da buna, evet, dahil. Teşhis, ilacı koyan, teşhisi, evet, yapan psikiyatrist. Yani uzman doktordur. Tamam. Bu üç kavram içinde tek doktor olan psikiyatristtir. Psikiyatrist yani teşhisi koymak için bazı testlere gerek vardır. Bunu yapan da psikologdur. Evet. Ona yönlendirir teşhis konusunda. Evet. Psikolog standart testler vardır bazı hastalıkları teşhisi koyulabilmesi, hı hı, için. Bu testleri yapan kişidir psikolog. Psikoterapist de konuşma terapisi. Yani ilaç tedavisinin yanında ruhsal hastalıklarda çok önemli olan konuşma terapisi vardır. İnsanın kendini keşfetmesi, yüzeysel olarak hastalığın altında asıl yatan oluşması. Evet, farklılık oluşması, kendini yani neyle bağlantılı, hani bu ruhsal sıkıntıları aslında yüzeysel olarak semptomlar var ama bunun bir de sebebi vardır, yani bilinç altında yatan. Bunların açıklığa kavuşması, bakış açısını değiştirmesi için de
uzun vadeli iyi olması için psikoterapist, konuşma terapisine ihtiyaç vardır. Bunu yapan da psikoterapisttir. Sayın doktorum, bir şey merak ediyorum. Ben ne zaman ve hangi şartlarda ya da ne zaman bir psikiyatriste gitmem gerekir? Hı hı. Yani bunun bize verebileceğiniz böyle püf noktaları var mı? Yani şu noktaya geldiğinizde lütfen ihmal etmeyin ve illaki bir doktora, bir uzmana gözükün dediğiniz nokta nelerdir? Evet. Şöyle bir sürü hastalıklar vardır, ruhsal hastalıklar. Nasıl diyeyim? Depresyon, korku, panik bozukluğu, bipolar störung dediğimiz durum, burnout, ADHS gibi bir sürü böyle hastalıklar var. Bunlar psikosomatik. Da psikosomatik rahatsızlıklar, obsesif. Onları da açacağız biraz sonra. Takıntı bozuklukları, evet. Yani bu hastalıklar başladığı zaman insanlar fark edecektir zamanla. Günlük hayatlarında işlerine odaklanamayabilirler. Bunlar zaman geçtikçe bu rahatsızlıklardan dolayı. Diğer insanlarla ilişkilerinde çok zorluk çekebilirler. Ve kendilerini devamlı rahatsız hissedebilirler. Yani ruh halleri. Bazı hastaların da söylediği gibi devamlı bir yani bir yarayla içindeki bir ok saplanmış gibi böyle bir hatta durumla yaşamak. Hatta çok meşhurdur bir laf vardır ya işte böğrüme öküz oturdu. Çok evet. Meşhurdur o. Göğsüme öküz oturmuş gibi hissediyorum. Aynen. Evet. Bahsettiğiniz durum aslında bu durum. Yani baskı altında hissetmek, mutsuz ve huzursuz hissetmek. Evet. Sanki bir şey yapacakmış da onu yapamamış da kaçırmışcasına bir huzursuzluk duymak. İşte bu hastalıktan hastalığa fark ediyor. Depresyonda tabii ki devamlı bir sancı, acıyla, ruhsal bir acı, hiçbir ele alınacak bir şey yok ama ruhsal bir devamlı bir sızı, korku bozukluğunda hiçbir şey sebebi yok ama hastaların dediği gibi bir şey olacakmış, birisi ölecekmiş gibi durmadan onun korkusuyla yaşamak. Yani bu hastalığa göre değişiyor ama bu hayat kalitemizi düşürdüğü zaman, günlük hayatımızı etkilediği zaman, diğer insanlarla olan ilişkilerimizi etkilediği zaman ve bu haftalarca sürüyorsa muhakkak bir uzmana danışmaları gerekir. Yani işte bugün kalktım ben bugün mutsuzum değil de onun belirli bir süre insanı rahatsız edici uzun derecede. Uzun süre kalıcı bir durumsa. Bunu da söylemek önemli bence. İnsanlar şimdi bu devirde biraz da devamlı mutlu olmak zorundaymış gibi hissediyor. Evet. Böyle bir şey yok. Tabii ki hepimiz yani bazı kötü olan günler olabilir. Duruma göre acı yani üzüntü hissedebiliriz. Ama benim hastalık seviyesinde olan sebebini bilmeden çoğu zaman veya da haftalarca sürüyorsa sebebi olduğu halde yani sağlıklı bir insan bu durumdan yine de çıkabilir. Bir yas durumu normaldir mesela bir kayıptan sonra. Evet. Ama yine de o durum devamlı kalıcı değildir. Ondan çıkıp yine başka görevlerini, başka duyguları da hissedebilir. Bu negatif duygular uzun zaman kalıcı değişmeden haftalarca sürüyorsa muhakkak tedavi için yani bir uzmana danışmak gerekir. Size en çok yani son dönemden özellikle bahsediyorum. Biliyorsunuz artık korona hepimizi etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Ama bu süreçte size en fazla hangi hangi psikolojik ya da ruhsal bozuklukları olan kişiler hangi derecede geliyorlar? Hı-hı. Yani hangi durumda? Koronadan öncesi ve sonrası arasında sizin alanınızda bu farklılığı hissediyor musunuz? Evet, bazı hastalıkların daha çok görüldüğü hissediliyor. Genelde ben Kinder und Jugend Psychiatrie'de çalışıyorum, akut psikiyatride hastanede. O yüzden gençlerde daha da çok gençlerde bunu fark ediyorum. Obsesif takıntı bozukluğu mesela, İşte el yıkama bozukluğu, bir hastalık, bir mikrop kapma korkusu. Bundan dolayı bazı yani hayatında ritimler oluşturuyorlar. Yani şunu yapmam lazım. Yani böyle takıntılara. O obsesif takıntı demek. Hatta bir dizi var Masumlar Apartmanı'nda. Evet. Evet, her seferinde böyle diyorum yani Allah'ım neler var ki bunlar hep gerçek şeyler zaten. Evet, tabii ki. Ya da Kırmızı Oda diye bir dizi var. Orada da mesela çok severek izlerim. Çok şey de bizlere
böyle konu olunca insanlar oturup o konu üzerine de yoğunlaşabiliyor. Evet. Tıpkı işte bu akşam mesela psikiyatri, psikiyatrist, psikoterapi nedir? Evet, genel anlamda biliyoruz ama bunun detaylarını çok da bilmiyoruz. Evet, farkındalığına bunun farkındalığını arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Neden? Çünkü siz çocuklarla da bu konuda hizmet veriyorsunuz, çocuklarla da beraber çalışıyorsunuz. Annelerin, ebeveynlerin daha doğrusu... Gençlerde diyelim daha çok. Özellikle gençlerde, evet. Bir de blue çağı denilen bir dönem var ya o. Evet. Lanet olasıca bir dönemdir. yani bizler bilmiyorduk ama yeni kendi çocuklarımızda ve şimdiki Z kuşağında özellikle çok görüyoruz. O mutsuz, ama neden mutsuz olduğunu bilmeyen ve neden mutsuz olduğunu ya da mutsuz olduğunun farkına varmayan insanlarla dolu etrafımız. Evet. Çocuklarla özellikle ebeveynlerine önermek istersiniz. Çocuklarını hangi durumlarda mesela ne dikkatlerini çektiğinde bir uzmana götürseler sizin tavsiyeniz olur. Evet. Yani lockdownla birlikte koronayla yani izole biraz daha fazla oldu tabii ki. Çocuklarda bir ara okula gidemedikleri için evde kalmaları. Uzun zaman evde kaldıkları zaman yani sosyal kontak yok. Normal günlük hayatlarından tamamen ritimlerinden çıkıyorlar. Daha çok işte internetle meşguller. Bu da zaman kavramını da değiştiriyor. Geceli gündüzleri değişiyor. Yani uzun zaman gece yarılarına kadar işte internette dolaşabiliyorlar. Bu uyku bozukluğuna yol açıyor. Çocukların aslında 12'de insanların uyumuş olması gerekiyor ki normal vücutta, beyinde serotonin, dopamin dediğimiz nörotransmitterin üretilmesi için. Evet. Ama uyumadığı zaman bunlar dengesi bozuluyor. Bu da neye yol açıyor? Ruhsal hastalıklara. Yani depresyon dediğimiz veya panik, korku bozukluğu dediğimiz durumlara yol açıyor. Yani anladığım kadarıyla... Uyku bozukluğuna yol açıyor. Günlük hayatlarının bir gidişatı yok. Hani plansız bir şekilde. Yani biraz gerçekten kopuyorlar. Bir de o dengeyi bulmak gerekiyor bence. Yani psikosomatik dediğimiz, şöyle anlatayım. Psikosomatik dediğimiz aslında ruhsal rahatsızlığımızın biz kabul etmesek de vücudumuzun bunu bize ister istemez yansıtması demek. Şimdi bahsettiğiniz ise tam tersi. Vücut sağlığının sıkıntıda, yani şöyle söyleyeyim, ruh sağlığımız aslında bozulmuş ama biz bunu fark etmiyoruz ve bir şekilde ortaya çıkması demek. Yani her ikisi de birbirine bağlı. Dolayısıyla ruh sağlığı eşittir beden sağlığı, beden sağlığı eşittir ruh sağlığı. Yani bunu bir balans, bir dengede tutmak çok önemli. Evet. O yüzden de ihtiyaç duyulduğunda sizin gibi değerli uzmanlara kendimizi teslim etmemiz gerekiyor. Evet, yani kesinlikle. Orada biraz daha açıklamak istiyorum gençlerdeki. Bu da işte günlük hayatlarında bir düzen olmaması onların ruh sağlığını da çok bozuyor. Yani sosyal kontakların olmaması. Bunun da takip eden işte beyindeki bazı salgılanan hormonların düzensizliğinden dolayı büyük obsesif hastalıklar daha çok baş gösteriyor gençlerde. Fark ettiğim bir de korku bozukluğu. Mesela dışarı çıkma veya tekrar okula gitmekte zorlanan gençler çok oluyor. Özellikle bu son dönemlerde. Ve bağımlılık, internet bağımlılığı. Bunun getirdiği zorluklar. Bunlar yani daha çok görülen hastalıklar. Eskiden dışarıda arıyorduk aslında birçok tehlikeyi. Çocuklarımız hakkında işte dışarıdan sakınıyorduk. Ama zannediyorum ki artık hani o kadar çok uzmanla da konuşuyorum ki artık yani çok fazla olunca bir şey fark ettim. Tehlike aslında tehlike çanları evden çalmaya başlıyor daha yoğun. Özellikle günümüz gençleri için. Yani çok gerçekten orası sizin de çok teşekkür ediyorum bu konuyu hatırlattınız. Çocukların evde özellikle daha denetim altına almamız gerekiyor. Sizin de söylemlerinizden yola çıkarak çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü ruh sağlıkları, beden sağlığını, beden sağlıkları da
Evet. Ruh sağlığını bozulmasını tetikliyor. Evet. Özellikle gençlerin. Çocuklarda, gençlerde de yani bunu dikkatli yapmak lazım. Bir baskı da hani biz uygulamamamız gerekiyor. Aslında bir yerde de çok baskı var okuldan dolayı. Evet, online unterricht veya da bu zor durumda okulunu götürmek. Yani çocuklara yani da çok, çok üzülüyorum. Evet, şu son onun dönem. İçin daha çok böyle aile toplantıları yapılabilir. Yani çocuğun da hani oturup beraber bir plan kurmak. Mesela önümüzdeki hafta neler yapılacak veya bizim ailemizde kural olarak işte şu saatlerde herkes telefonunu bırakacak. Çocuğa hep kısıtlama getirip onlara kural koyup kendimiz yani onları içermedikten sonra evet. Onların da söz hakkı olması gerekiyor. O planı yaparken onları kazanmamız gerekiyor. Yani onlar da karar almada hakları olduğunu, bunu neden yapıldığını anlamaları bu çok önemli. Hani katı kural şu saatten sonra değil. Yok falan neden, bunlar neden? Zor oluyor tabii evet. ki. Yani o zaman çok daha kolay olur işimiz ve çocuklar da anladığı zaman onlar için de daha kolay olacaktır uygulaması. Peki diyelim ki size işte çok mutsuzum, çok üzgünüm, işte diyelim ki bir ayı aşkındır ruh hali böyle devam eden bir hastanız geldiğinde ilk ne yapıyorsunuz? Hı hı. Ben özel ordinasyonum var. Valat olarak çalışıyorum. Valat olduğum için de zaman ayırabiliyorum yani hastalara. O yüzden ilk geldiklerinde konuşuyoruz. Yani semptomlarını anlatıyorlar. Kısaca kim olduklarını hani çalışıyorlar mı, aile durumu nasıl bunları da öğreniyoruz. Ve semptomlarının, ruh halinin yani hastalığın durumuna göre bir tedavi planı yapıyoruz. Yani dedi işte çabuk başvurulduysa, ilk haftalarda başvurulduysa tedavi de daha kolay oluyor. Genelde ilaçsız konuşma tedavisiyle veya TCM dediğim gibi işte alternatif tıpla tedavi edilebiliyor. Ama ilerlemişse ne yazık ki bizim alanda o doktora gitmek için büyük bir uzun bir zaman gerekebiliyor ön yargılardan dolayı. Kronikleşmişse o zaman bir yani ilaçla başlamamız gerekebilir. İlaç tedavisi uyguluyoruz o çok zaman. Çok özür dilerim. Buradan devam edin. Valart denilince özel doktor olarak evet. geçiyor. Bu insanları biraz da ürkütüyor. Hı hı. Yani günümüz ekonomik evet. şartları altında hı hı. işte vay efendim özel doktora nasıl gidelim evet. Olayı oluyor ki hı. haklı insanlar. Evet. Çünkü o kadar çok insanlar bunaldı ki maddi olarak da. Hı hı. O yüzden lütfen o az önce konuşurken evet. açıkladığınız yani, hani bu konuda lütfen rahat olun. En azından belirli hı hı. bir kısmını geri alabiliyorsunuz. Evet, tamam bunu sordunuz ben de ona biraz değineyim. Yani ben kendim şahsen hiçbir zaman e-kartla çalışmayı istemedim. Çünkü bizim alanda insanlara zaman ayırmam gerektiği hissediyorum ve çok tabii da ki. Önemli buluyorum. Tabii ki, evet. Yani her dalda olabilir ama bizim yani ruhsal sıkıntılarda bu biraz daha farklı. O yüzden valat olarak çalışıyorum. Fakat Viyana'da, Avusturya'da psikiyatrist çok az olduğu için Krankasse bunun yani ödenilen masrafın %90'ını geri ödüyor. Kontolarına geliyor. Bu yüzden de insanları çok fazla da etkilemiyor. Yani özellikle bunu seyircilerimize vurgulamak istedim. Çünkü evet psikiyatriste gittiğimizde ya da işte psikoloğa gittiğimizde özellikle işte hani özel alanda oldukları için ve özel sektörde oldukları için hani hı-hı. özel doktor olduğu için işte çok pahalı ben gidemem lütfen o konuda en azından rahat olun. Evet, %80 ve %90'ını Sağlık Bakanlığı tarafından evet. geri ödeniyor. Yani Gebit Krankasse. Yine Gebit Krankasse. Evet, geri oradan ödüyor. Geri alınıyor. Krankasse'larına bağlı bu ama hepsi de ödüyor. Sayın doktorum devam etmeden hemen bir selamları hemen buradan iletelim. İyi akşamlar demişler. Erol Çakır beyefendi konuğunuza da selam demiş. Kendisi teşekkür ediyoruz. Şerife Kaya hayırlı akşamlar demiş. Şahin Bey iyi akşamlar dilemiş. Kadir Yıldırım, Adil Elmas Bey, Engin Sert, Akkaya Gülsüm iyi yayınlar dilemiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu arada. Bir de Hatice Ketenci iyi yayınlar. Kolay gelsin Adil Bey demiş. Evet,
Adil Bey deyince yok. Bu akşam Adil Bey yok. Nadiye Sert ile Sağlık Olsun programındayız. O yüzden devam ediyoruz. Evet. Buyurun efendim. Yani bir de başvuruyu biz yapıyoruz. O yüzden de çok kolaylık oluyor. Yani hastaların işte gidip başvurmasına da gerek yok. Onlara gerek kalmıyorsa onu da siz hallediyorsunuz. Aa, evet. Süper, çok güzel. Bu çok önemli bir şey tabii ki. Yani kolaylık sağlanması çok önemli. Tabii ki size gelindiğinde işte bir belirli bir süre ayırıyorsunuz. Evet, o güzel oluyor. Birbirinizi yani insanın doktoruyla birlikte karşılıklı birbirlerini tanıması çok önemli. Evet. Yani o çünkü bir çok özel bir manevi bir çok özel bir durum. İletişim. Yani her doktorun kendine göre hastası vardır. Yani evet. Kimyasının uyması gerekiyor. Yani ruhsal hastalıklarda hele de. Öyle bizim dalda travmalar var. Yani travma sonucu sendromlar, evet. Mesela ağır geçirilen travmaları anlatabilmek için bazen hastaların birkaç seanstan sonra açıldığı oluyor. O yüzden yani doktor-hasta ilişkisi her zaman önemli ama bizde biraz daha fazla. Önemli. Hı-hı. Evet, daha önemli. Evet. Birçok meslek dallarında öyle. Ben kendim güzellik uzmanıyım. Evet. Bende de öyle. Bu arada hemen onu da söyleyeyim. Pazartesi günü bekliyorum. 16. Viyana'da Noel Yachmfelder Strasse'de dükkanım, 21'de dükkanım vardı, orayı kapattık. 16'ya şimdi taşındık. Hayırlısıyla daha açamadık. İnşallah. Çünkü lockdown girdi. Evet. Numaraları da vereceğim. Herhangi bir işte lazer tedavileri, cilt bakımları vesaire. Bu konuda hazır değinmişken onu da vurgulayayım istedim. Çıkın, evet, insanların kendisi için yani kendine zaman ayırmaları, tabii değer ki, vermeleri tabii ki çok önemli. Bu da yani özellikle sizin mesleğinizde olduğu gibi bizde de aynı öyle. Yani şimdi mesela stüdyoya geldiklerinde insanlarla birebir diyalogdasınız ve o insanların sıkıntısına da eşlik ediyorsunuz. Her zaman şöyle, benim okul döneminde hep hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Yani siz hem fiziken bir tedavi uyguluyorsunuz hem de ruhen. Çünkü birçok insan size burada derdini anlatmaya geliyor. Evet. Yalnız insanlar. Evet. Kozmetik stüdyosuna gidip orada sıkıntılarını anlatabiliyorlar. Yani bu konuda çok da uzak değiliz ikimiz, evet, sayın, evet, doktorum. Doğru söylüyorsunuz. İnsanların aslında çok, bu da gösteriyor ki çok ihtiyacı var. Yani sistem, zaman değiştiği için çok. Eskiden daha çok büyük aileler, işte komşuluklar vardı. Bunlar olmadığı için insanlar yalnız, yani paylaşmaya ihtiyacı var veya da bazı dertlerini işte anlatmaya çok ihtiyacı olduğu gözüküyor buradan da. Özellikle günümüzde daha yoğun diye düşünüyorum. Muhakkak. Yasemin Arslan Han hanımefendi demiş ki, iyi akşamlar, gerçekten doktor hanımdan çok memnunum. O kadar yardımcı oldu ki her zaman dua ederim. Ay canım, doktorum sağ olsun. Çok iyi ilgileniyor demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Nurcan Şahin iyi akşamlar demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Perihan Öz gönülden selamlarımı iletiyor. Mesleğinizde başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Ara ara böyle yazılanları da gözden kaçırmayalım diye hemen böyle okuma taraftarıyım. Evet. Yazan sevgili izleyenlere de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Evet, çok güzel bizim, yani mesleğimi çok seviyorum. Böyle insanların bazı tedaviden sonra bitirip, yani onların tekrar, yani ilk geldikleri zaman nasıl çaresiz, çok zor durumda olabiliyorlar ruhsal hastalıklarla gelen hastalar. Ve tedaviden sonra böyle yine kendi özgüvenlerini kazanmış, dik durarak memnun bu şekilde tedaviyi bitirip gitmeleri çok güzel bir duygu. Ama Meral Hanım, şöyle bir şey var. Takdir edersiniz ki eskiden beri şöyle bir durum oluyor. Ya psikoloğa git, yani evet, gidip ne yapacağım? Yani dişimiz ağrıdığında dişçiye koşuyoruz. Evet. Kolumuz başımız ağrıdığında doktora gidiyoruz. Ama yapmadığımız ya da çok zor yaptığımız ya da en zor yaptığımız şeylerden bir tanesi bir psikoloğa görünmek ya da bir psikoterapi almak gibi. Çünkü böyle bir anlayış var. İşte oraya gideceğim, arkadaşıma anlatıyorum, yanına bir de kahve içiyorum. Ama bu genelde hep
anlatılan şeydir ya. Evet. Giderim işte onu anlatacağım, ama onu anlatır. Halbuki bunun altında yatan, evet arkadaşımızla kahve içebiliriz. Hep yaptığımız şey. Ama şu önemli, var güzel ki, bir şey. Şu var ki, o kahveyi içerken karşı tarafın donanımı, hayat tecrübesi, bize vereceği şeyler o kadar eksik kalabiliyor ki. Evet. Çünkü siz yıllarca bunun eğitimini alıyorsunuz. Evet, şey gibi düşünün yani. Aynı. Bunu bir formül olarak düşünürsek, ele alırsak, yemeğe nasıl işte o tarifin içerisine şeker koymamız gerekirken tuz koyuyorsak, o yemek olmayacaktır. Evet. Lezzetli olmayacaktır. Hı hı. Siz bütün tarifleri gerektiği kadar nerede, ne zaman ve ne şekilde yapmamız, hı hı, ne kadar pişirmemiz gerektiğini, evet, söyleyen tarafsınız. Arkadaşlarımız ise belki şeker yerine tuz at diyecektir ve biz bunu uygularsak o yemek berbat olacaktır. Evet. Mantığıyla yaklaşmak, hı hı, lazım. Yani psikoterapistten bahsedelim. Bu o alana giriyor daha çok. Hı hı. Yani birincisi mesela psikoterapist demek değil ki ben işte terapiste gideceğim, bana ne yapacağımı gösterecek veya söyleyecek. Mesela evet, arkadaşlarda bu böyle olabiliyor. Evet. Birincisi bu. İkincisi genelde arkadaşlarla konuşurken hani neyse problem genelde işte öbürkünün ne kadar suçlu, ne kadar kötü davrandığı anlatılır. O da genelde tasdikler diye düşünüyorum. Şey olur. Hani iyi bir arkadaş. Birbirine gaza getirme olayı, evet, da çok oluyor. Yani bunlardan çok farklı şey. Evet. Psikoterapist nedir? Yani psikoterapide insanın kendini tanıması. Biz hiç kimseyi değiştiremeyiz. Yani kendimizi değiştirebiliriz. Terapide de bu ilişkilerde hepimizin, yani herkesin payı vardır. Bir şey kötü gidiyorsa, bir işte problem varsa, ilişkilerde olsun, başka türlü olsun, bizim payımız nedir? Bunu fark etmek gerekiyor. Siz değiştiğiniz zaman etrafınız ve şartlar değişecektir zamanla. O yüzden insanlar kendini değiştirebilir. Psikoterapiste de yani yüzleşmek, kendi eksikleriyle, yanlışlarıyla veya da eskiden gelen bazı davranış şekilleri, alışkanlıklar, şeymataları vardır. Yani o işte temel aileyle ilgilidir. Bazı kör noktaları keşfedip kendini değiştirmek önemli olan terapide. Evet. Ve bakış açını değiştirmek, bazı şeyleri farklı görmek, kendine güç alacağın alanlar yaratmak, yani kendine değer vermek, neden ben zevk alıyorum, neden kendimi daha iyi hissedebiliyorum, güç alıyorum, düşünüş şekillerinin farkına varıp bunları değiştirmek. Yani öyle durumlar var ki insanlar her şeyde negatif görebiliyor. Bu alışkanlık olmuş, bu tür düşünce bazı, evet, hastalıklarda, danışanlarda. Yani bir beyinde yeni yollar açmak için yeni bakış açıları, yeni işte bakış açılarıyla bunların farkına varıp niyet almak önemli terapide. Bütün bunlar yeniden yapılıyor. Hı-hı. Yani mesela bir pataka yol gibi. Hep gidip gelirsiniz bir yere. Bir yol açılır. Yani oradan gidip, evet, gelmeye alışmışsınız. İz beyindeki bırakılır. Evet. Nöronlar da böyle. Alışılmış bir şekil vardır. Hep öyle düşünmek. Yani negatif düşünmek. Anladım. Kötü tarafından bakmak gibi. Veya kendini hep eksik görme gibi. Bu düşünce şekli çok alışılmıştır beyinde. Bunu değiştirmek için, yani bunun farkına varmak, niyet almak, yardım almak gerekiyor. Terapide daha çok olan şeyler bu. Veya da depresyon diyoruz. Semptomlar var. Evet, fakat bunun bağlantıları da özellikle var. Özellikle lütfen depresyona değinelim. Hı-hı. Hatta depresyonu şöyle biraz da böyle deşelim. Depresyon nedir? Evet. Oradan bir başlayalım, hı-hı, isterseniz. Depresyon yani, nedir? Depresyon birçok semptomları vardır. Depresyon... üzüntü duymak, yani sürekli bir üzüntü, belirsiz olan bir üzüntüyle yaşamak bütün günlük olarak. Depresyonun belirtileri, hı-hı, bunlar. Veya ağlamaklı olmak, sebepsiz yere ağlamak, uyku bozukluğu, insanlardan geri çekilmek, sosyal kontakların azalması, negatif düşünmek, kendini yetersiz veya suçlu hissetmek. Bunlar, bunun gibi iştahsızlık veya da çok fazla yeme, gereksiz yere sıkıntıdan yemek yeme gibi, uyku bozukluğu dedim. Bunun gibi durumlar depresyonun semptomlarıdır.
Çeşitleri var mı depresyonun? Yani depresyon bir model midir yoksa işte hani yani seviyeleri var diye. Seviye, evet. Yani sonuçta depresyon hayattan zevk almama, hiçbir şeyden, yaptığın hiçbir şeyden zevk almama veya bir şeye isteği olmaması, hayat sevincini kaybetme, motivasyonun olmaması. Bu da tabii ki kendi hayatını etkilediği gibi ailenin, çocukların da hayatını etkiliyor. Seviye olarak yani başlangıçta ilk zamanlarda leichte depressive episode dediğimiz öyle başlıyor. Evet, mittelgradig ve schwere depresyon yani ağır depresyon. Hafif, orta ve ağır. Evet. Bu arada bence hepimiz öyle değil mi değerli izleyenler? Yani hepimiz mutlaka bu ara bence bir depresyon yani insanlık olarak bence bir depresyondayız. Bunu aşmamız için ne yapmamız gerekiyor? Sayın doktorumuzun söylediği şeyleri yapmamız gerekiyor. Kendimizi dinlememiz gerekiyor evet. İlk başta. Şöyle depresyon yani hastalık anlamında değil ama depresif duyguları yaşıyoruz diyelim. Evet. Mikrofon düştü. Hı-hı. Önemli değil. Takabiliriz oraya. Yani depresyon dediğim gibi insanlar bir depresyonda evet yani depresif semptomları yaşayabiliyoruz ama hastalık anlamında değildir. Hı. Yine de hayat sevincimizi evet. Kaybetmiyoruz sağlıklı insanlarda. Fakat depresyon bu duygulardan hani kendimizi güçlendirmek için neler yapmamız? Yani kendimizi iyi gelen şeyleri yani farkındalık Hayat enerjimizi ya da hayat ışığımızı ya da sevincimizi tekrar güçlendirebilecek şeylerle ilgilenmemiz gerekiyor değil mi? İşte kitap okumaktan ruhumuz besleniyorsa işte bir kitap okuyalım. Evet. Ya da çocuklarla, torunlarla, işte eş dostla kahve içmekse evet onu yapalım. Yani evet. Mutlaka onu spor öneriyorsunuz. Spor olabilir evet. Veya işte bahçe işi olabilir. Kimse yemek yapmaktan çok zevk alabilir. Yani ne iyi geliyorsa veya manevi çok fazla güç veren hani evet. Böyle manevi güç veren bir faktör. O yüzden iyi gelen faktörleri kendimize zaman ayırmamız, duygularımıza yani iyi veya kötü üzüntümüze, sevincimize zaman ayırmamız, bunları yaşayabilmemiz bunlar çok önemli ve hayatımızda bir struktur olması yani evet. Güzel olması, güne gelişi güzel değil de günümüzü planlamak, ne yaptığımızı bilmek. Mesela kendin için ne yapıyorsun derken? Bu arada bu şimdi doktor hanımın mikrofonunu düzeltiyor. Hemen rejiden yetiştiler. Sağ olsunlar. Mikrofon herhalde çıktı. Yani depresyon, evet hepimiz depresyondayız diyebiliyoruz ama sizin bahsettiğiniz gibi işte biz umarım ki hafif depresyonlardayızdır. Yani ben tabii sizin mesleki tecrübenizin sahibi değilim, ben doktor değilim ama gerçekten hepimizin artık bu kara bulutlu dönemden çıkmamız lazım. Şimdi hep beraber bu süreçten çıkacağımıza eminim. Sizin evet. De önerdiğiniz gibi aslında olması gereken de bu değil mi? Yani illaki bunu önermek de gerekmiyor. Evet normalde hayatımızı bir şekilde pozitif anlamda yaşamamız gerekiyor. Evet. İlerlememiz yani, gerekiyor. Yani insanlar çok değişmeye de aslında yatkın. Yani bu süreç tabii ki zor herkes için. Tabii ki. Ama bunu yine de bir yani pozitif fırsata da çevirebiliriz. Yani lockdown'la birlikte bir yandan da yavaşlama var. Bir yandan daha fazla bu koşuşturmadan dolayı ailenin ihmal olması, çocuklarla beraber bir şey yapamama. Yani bunu böyle fırsat da görebiliriz. Evet. Ya durumdan en iyisini ne yapabiliriz? Ya belki uzun yıllardan beri ilk lockdown dönemi, yani şu an öyle olmadığını düşünüyorum ama ilk lockdown döneminde hatırlayın. Aile... Değil mi? Yani haftalarca anneler, babalar, bütün belki bir masada çok uzun zaman yemek yememiş evet. Aileler oturup bir arada zaman geçirdiler ve evet, bu da çok güzel bir şey. Çoluk çocuğuyla, ailesiyle masada yemek yiyen eşler vardı. Ve bundan çok hoşnut olan eşler. Tabii boşanma davalarının da
Çok yoğun olduğu bir dönemdi o dönem. Evet. Bazı sorunların işte tabii canım yani halının altını ertelemeyi de. Erkek kadın ilişkilerinde aman zaten adam evde yok yani anca öyle çekiliyor falan diyen çiftlerin de o dönemde bir boşanma patlaması yaşanmıştı. O zamanlar bana par terapi için yani çift terapisine gelenler de çoktu. Çift terapisi de yapıyorsunuz. Evet, çift terapisi yapıyorum. Çok güzel. Aile genelde terapisi. Filmlerde görürüz ama güzel. Çift terapisinde de yani bir türlü yüzleşmek zorunda kaldılar. Yani beraber kalınca hani böyle ikisi de herkes birbirinden kaçarak birini bir türlü götürüyor. Fakat lockdown'da yani yapacak bir şey yok. Ya öyle ya böyle bir türlü bu durumla baş etmek. Bir türlü yani açıklığa kavuşturma ihtiyacı. Sonuç ne oldu? Çok merak ettim. Bir genç par terapistim, şu an yani yaptığım bir genç çift aklıma geldi. Onlar da iyi oldu. Süper, harika. En azından tatlıya bağlanmış. Bu da çok önemli. Evet. Tabii ki psikolojik tedaviler ve şekilleri derken şeyi de unutmamak lazım. Özellikle vurgulamak gerekiyor. Uzak Doğu, hemen ona da değinelim. Uzak Doğu tıp. Nedir? Evet. Özellikle kısaltılmışı var. TCM. TCM olarak geçiyor. Onun açılımı nedir? Evet, kısaca ben toparlayayım. Hani gelen hastalara uyguladığım tedaviler, ilaç tedavisi gerekiyorsa, konuşma tedavisi, bunlara biraz değindik. Bundan ayrı benim her zaman alternatif tıbba da çok ilgim vardı. Ve turnus zamanımda, karenz zamanımda bunu yapmıştım küçük kızımla. Alternatif tıp, bunun da uzun yıllar öğrenimi var. Uzak Doğu tıbbı eski Çin tıbbına dayanıyor. Yani tamamen bizim modern tıpla farklı. Bizim tanıdığımız, bildiğimiz modern tıp gibi yani işte göz doktoru, iç hastalıkları doktoru, ruh doktoru yok. Hepsi birbirine bağlı ve insanı bir bütün olarak görüyor. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. TCM'de bütün mesela bir ağrının sebebi enerji akımındaki blokatlar. Vücuttaki enerji akımında. Enerji akımındaki blokajlardan bahsediyoruz. Evet. Tamam. TCM'de bu blokajların giderilmesi. Yani amaç budur. Çünkü bütün hastalıkların temelinde enerji akımındaki blokajlardır. TCM'in akupunktur yapılarak uygulanır veya da bitkisel tedaviler. Ama bu bitkisel tedavilerde İnsanlara uzun bir konuşma yaptıktan sonra işte ne rahatsızlıkları ne ruhsal olabilir bu gözüyle olabilir veya da iç hastalıklarıyla olabilir, cilt hastalıkları olabilir. Bunların hepsini kapsayan bir tedavi çeşidi yapıyoruz. Yani evet, şu an ekranlarda olan. Evet. Orada akupunktur yapıyoruz. Evet. Bazı peki akupunktur var. Yani genel mesela akupunktur diyelim ki işte ağrı var ya da işte aşırı yorgunluk vesaire. Artık akupunktur hangi alanlarda net olarak yapılıyorsa o bölgeye mi uygulanıyor? Yoksa işte genel olarak bütün vücuda aynı anda mı uygulanıyor? Akupunktur şimdi noktaları var. O bölgeye uygulanabilir ama farklı noktalar da var, uzak noktalar. Yani karaciğerle ilgilidir. Mesela migren, baş ağrısı ve göz ağrıları olabilir. Bunların karaciğerle ilgisi vardır TCM'de. Evet. Karaciğer noktaları da ayaktadır. Migren, baş ağrısı ama ayaktaki noktalarla tedavi olunur. Oradaki hani bir ışığı açarken düğmeye basmamız gibi öyle önemli noktalar vardır. Orayı aktifleştirdiğimiz zaman enerji akımı da ışığın yanması gibi diyeyim. Yani başka bir alana gidip oradaki ağrıyı elektrik tedavi edebilir. Elektrik gibi bir şey yani. Şöyle akupunktur cildin altına o özel noktaları uyarıyoruz. Tamam. Birincisi o alandaki yani iğneyi taktığımız alandaki kan dolaşımını artırıyor. Oranın işte immün sistemi yani vücudun direncini artırarak tedavi ediyor birincisi. İkincisi de sinir uçlarını uyandırarak beynin bazı bölgelerini aktifleştiriyor. Bu da beyindeki endorfin yani vücutun kendi ürettiği ağrı kesicinin salgılamasını
uyandı diyor. Yani buna yol açıyor ve yani, serotonin aynı Rabbim zamanda. Rabbim öyle bir sistem yaratmış evet. ki hem evet hastalığı da vücudumuz hı hı. üretebiliyor. Ama her hastalığın da aslında vücudun kendi içerisinde hı hı. Bir çözümü de var. Evet. Çok işte. Enteresan. Evet. Bu enerji akımının, vücudunun dengesini oluşturmak akupunkturla ve gerçekten çok güzel bir tedavi yöntemi ve çok etkili. Mesela migrende, ruhsal hastalıklarda, bağımlılık hastalıklarında kullanılan her alanda kullanabilirsiniz. Yani şöyle gibi. Düşünebilir miyiz? Şimdi hani biz fahtan değiliz ya, yani uzmanlık alanımız değil. Endorfin işte ağrı kesici. Evet. Yani vücudumuzdaki depolanmış ağrı kesicilerini akupunkturla aslında aktifleştirebiliyoruz. Hı hı. Depolanmış demeyelim, beyinde devamlı bazı hormonlar uyarı üretiyor. Olunca üretiyor, ha, yeni üretiyor, taze üretiyor. Salgılıyor, evet. Anladım. Endorfin ya da, salgılıyor veya ya da serotonin, mutluluk noktası hormonu. Vardır kulakta. Ay, keşke getirseydiniz bu oradan akşam. Oradan mesela işte serotonin salgılanması daha çok uyandırılıyor beyinde, evet. Bu bilimsel olarak da yani belirlenmiş bir şey. Meral Hanım, bir daha geldiğinizi lütfen rica ediyorum. O akupunktur iğnelerini mutlaka ki evet. Lütfen rica ediyorum. Bu serotonin şeyi salgılanması böyle bir şelale şeklinde olsun. İnşallah. Çok istiyorum. Yani bu umarım öyle bir tedavi hem göstermiş oluruz. Evet, inşallah bir daha nasip olursa. İnşallah. Hı-hı. Olacaktır inşallah. Yani bu tür tedaviler daha çok böyle hafif, nasıl diyeyim, vücuta uygun olduğu için zaman gerekiyor. Vücutun tekrar bu fonksiyonları üstlenmesi, normal şekle girmesi için de bunu haftalık yapılması gerekiyor. Yani peki 7 ile 10 seans arası. Ha, onu soracaktım. Mesela kaç uygulanması seans, gerekiyor. En az kaç seans olması lazım? İşte 7 seans genelde ben en az yapıyorum ama 10 seans tavsiye ediliyor. Tamam. Haftada bir kez olmak üzere. Diyelim 10 ki migren veya sonra yani bunun tazelenmesi gerekiyor mu? Ya da vücudun böyle ara ara uyarılması gerekiyor mu? İşte hadi tekrar işte bir serotonin. Evet. Ya da yani, endorfin. Vücut hani aşırı stres olduğu zaman, herhangi bir problem olduğu zaman vücut da serotonini çok fazla mesela harcayabiliyor. O yüzden insanlar yine rahatsız olduğu zaman gelebiliyor veya işte 7 seans yaptık, ondan sonra 3 haftada bir yapıyoruz. Sonra yani tamamen iyi oluyor. Yavaş yavaş evet, kesilebiliyor. Yani dozajı düşürüle giden öyle diyebiliriz. Bir tedavi şekli. Evet, TCM'de bir de akupunkturun yanı evet. sıra kroyta terapi var. Kroyta terapi de nabza, dile bakılarak yine bitkisel bir tedavi. Kimyası olmayan. Nabza? Bir nabza de. Bakılıyor. Evet. Dile bakılıp hangi organlarda eksiklik var? Karaciğer, dalak, mide. Yani, dilden mi anlaşılıyor evet, bu? Hı-hı. Nasıl yani? Dilin renginden, üzerindeki... Anglitz diagnozu gibi mi? Yani bakışta işte evet. tenin, gözün, hı-hı. cildin aynen. renginden hı-hı. çıkan evet. tedavi şekilleri ona gibi. Göre diagnoz konuluyor. TCM diagnozu. Aa, okay. Ve 10-15 çeşit arası bitkilerin ama özel olarak bu böyle bitirilmiş bir şey değil... Hastaya özel bunların kombinasyonunu hazırlıyoruz. Yapıyor. Ben reçetesini yazıyorum. Bu bitkisel olarak hazırlanıyor. İnsanlar bunu kullanıyor 3 hafta mesela. Peki dilin kaç çeşit rengi olabilir ki? İşte yani kaç bu çeşit? Bu da inceliği 2 yıl bunun yani 2-3 yıl bunun hani öğrenimi var. Düşünün yani. Ay gerçekten sizi evet. tebrik ediyorum. Yani işinin uzmanı olmak gerçekten böyle bir şey. Çok güzel çünkü bütün hastalıkları birden tedavi ediyorsun. Yani miden ağrıyor, başın ağrıyor bunun için ayrı değil. Evet. Bunların hepsini gözeterek bir karışım hazırlıyorsun. Bu da yani ben de çok beğenmiştim böyle bütün olarak görüp bütün olarak tedavi şekli. Yani dilimizin renginden anlaşılan nabız, ya da bir de nabızdan. Ve konuşuyorsun tabii ki hastayla. Evet. Yani oradan bir teşhis konuluyor. O teşhis üzerinden bu karışım, bitkisel evet. bir karışım. Herhalde çay gibi hı-hı. mi çay içiliyor? Gibi veya bazı eczaneler onu böyle tablet haline getiriyor. O şekilde de alınabiliyor. Peki, ama kimyasız. Onu formel yapılıyor. Sizdeki siz kendiniz mi mesela? Reçeteyi ben hazırlıyorum. Reçeteyi gönderiyorum ve yani çok az eczaneler var. Bunu hazırlıyor.
ya çay tamamen olarak bitkisel. Ya evet. Hap olarak evet. ya da Hı-hı. kapsül olarak. Nasıl? Kapsül değil, hap olarak. Hap olarak hazırlıyorlar. Hı-hı. Sizin yani kişiye özel aslında evet. hap veriyorsunuz. Bitki tedavisi. Çok güzel, evet. evet. Bunun da tabii ki hani hastalığın durumuna göre 3 hafta, 6 hafta kullanılması gerekiyor. Harika. Evet, bu da TTM. TTM tedavisi ya yani aslında tamamen şey yani %100 ve tamamen doğal bir tedavi. Evet. evet ama tabii bunu bir doktor olarak bu durumu değerlendirmek lazım. Kimlere göre, kimlere değil. Mesela ağır depresyon olan birisine bunu uygulayamayız. Bir de bitkisel tedavilerde çok da dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz bazen zehire dönüşebiliyor. Çünkü dozajı çok Tabii önemli. Ki. Yani ve karışımı burada, çok önemli. Çok güzel olan şey bir uzmanın bunu yapması. Yani gerektiği yerde tabii ki modern tıp çok önemli. Yani onu hastaya göre destekleyici olarak tabii. verebiliyoruz zaten tabii ki. Evet, Hı-hı. harika. Ve akupunktur da öyle yani ilaç alsa bile yine de destekleyici olarak alınabiliyor. Peki çocuklarda Ama, da uygulanabiliyor mu bu? Evet, ya da bitkisel olarak yaşlılarda işte şeker problemi, Hı-hı. tansiyon problemi, evet, uygulanabiliyor. Felç geçirmiş vesaire bu tarz Hı-hı. ya da bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına. Evet, hepsini yani uzak doğu tıbbı bütün hastalıkları bu şekilde tedavi ediyor. Yani hani sadece şu değil. Hı-hı. Benim ama en çok uyguladığım alerji durumlarında, alerjinin mesela akupunkturla çok iyi tedavisi var. Migren, feşpanunklar dediğimiz hani bu işte evet, ense evet, sırt evet. ağrılarına Hı-hı. çok iyi geliyor. Tinnitus ve psikosomatik hastalıklarda çok güzel bir yani tedavi yöntemi olarak cevap veriyor hastalar. Akupunkturla. Muhteşem. Yani akupunktur evet çok enteresan bir olay. Çünkü vücudun işte noktalarından rahat yani oradaki akımı aktif edip ve bir bütün olarak sağlığımıza kavuşmamız bu çok ilginç ve güzel. Hı hı. Harika. Psikosomatikte yani ön planda hep ağrılar vardı. Psikosomatik hı hı. hastalarda vücut üzerinden. Hani ruhsal sıkıntısı var. Fakat yani vücut üzerinden bunu dillendiriyor veya da öyle hissediyor. Uzun zaman bastırılmış duygular veya ruhsal sıkıntılar vücut üzerinden çıkma gibi bir adeti var. O evet. zaman da doktor geziliyor genelde işte röntgenler, laborlar yapılmasına rağmen hani vücutta bir hastalık bulunamıyor ama hasta devam ediyor yani ağrılarının olduğunu ve bunu çekiyor da gerçekten. Orada da hemen bir konuşma terapisine başlamak zor oluyor. Çünkü bu tür insanlar genelde duygularını hep bastıran, evet. gözet yani görmezlikten gelen hayat şartları olabilir, yani yetişme tarzı olabilir. Bu tür insanlar oluyor. Onlarda da akupunkturla bir kolaylık hani ağrılarına birden bir rahatlama olduğu için bunu bu şekilde başlıyoruz Çok genelde. Çok enteresan bir soru gelmiş. Yani şizofreni. Evet. Rahatsızlığı teşhisi konulmuş. Hı hı. Hatice Ketenci yazmış. Nadia Hanım sorar mısınız doktor hanıma? Şizofreni hastasına elektroterapi verilince sonra biraz sakinleşiyor mu? Hı hı. Teşekkürler diye yazmış. Evet. Ya da sizin yaptığınızda hemen Hatice Hanım'ın sorusuna da o burada gerçi elektro terapiyi sormuş ama hı hı. sizin konuştuğunuz, anlattığınız bu terapi şekillerinde şizofreni çünkü günümüzde çok da yaygın bir hastalık ve çok sinsi de bir hastalık. Yani birçoğunun da farkına varmadığı bir hastalık. Yani burada genetik büyük bir rol oynuyor. Farkına da varılır şizofrenin yani gerçekten ortaya çıkıyorsa bu akut bir psikoze. Eğer çok ilerlemişse evet. zaten ortaya çıkıyor ama Hı-hı. belli olana kadar da ben çok biraz sürebiliyor evet. Çok Hı-hı. biliyorum. Evet. Sinsi bir hastalık böyle hani çok da böyle anlaşılmıyor. İşte İlk acaba... zamanlar anlaşılmayabilir evet. uzun bir zaman. Prodromal hele de gençlerde. Evet sonra Ondan şizofreni sonra... oldu ortaya evet. çıkıyor. Hı-hı. Peki Hatice Hanım'a sizin kendi alanınızda yönlendirebileceğiniz, evet. önerebileceğiniz mesela şizofreni hastası size geldiğinde siz neyi önerirsiniz? Hangi tedavi şeklini önerirsiniz? Ya da hangisi daha etkin olur? Şizofreni hastalığında yani ilaç tedavisi önemlidir. Çünkü dediğim gibi bu genetik bir hastalıktır evet. ve ağır semptomları olabilir, tehlikeli olabilir. Çünkü gerçekle bağı kopabilir evet. psikoze durumunda. Onun için ilaç tedavisi
ve uzun vadeli, yani bu kroniktir. Hani hayat boyunca böyle bir onun doktor tarafından takip edilmesi gerekiyor. Hani bir gel git olayı mutlaka ki var diyorsunuz. Zor durumlarda, yani zorlandığı durumlarda tekrar ortaya çıkabilir. Onun için hani iyi olduğu zaman uzun süreç geçtikten sonra ilaçlar hani düşürülebilir. Ama bir doktoru olması gerekir. Hani güvendiği, onu tanıyan, hastalığın gidişatını takip edecek uzun bilen, süreli. Geçmişini de bilen, evet, sonra. Bir doktora ihtiyaç var. Yani burada ilaç tedavisi çok önemli şizofrenide. Şizofrenide en önemli şey ilaç, evet, tedavisi. Çünkü bu beyindeki nörotransmitterlerin dengesizliğiyle çok ilgili ve genetiktir genelde. Ailede olan, böyle takip eden bir hastalık olduğu için ilaç tedavisi çok önemli. Tabii ki konuşma tedavisi destekleyici olur. Alternatif tıp her zaman uygulanabilir. Yani tamamlayıcı tıp olarak orada. Fakat onu hani o hastaya bakmak lazım. Şizofreni de her hasta değişiktir. Her hasta, evet, değişik ilaca cevap verir. Ve hani şiddeti de değişiktir. Çok hafif de olabilir. Normal hayatını çok güzel bir şekilde sürdürebilir veya çok ağır da olabilir. Yani o kişiye bağlı. Ama EKT demiş orada. Yani evet, elektro. Ceyran. Ona değineyim. Elektro. Evet, bu elektro. Yani mesela Viyana'da sadece AKH'da yapılır. Bunu mesela her doktor öyle yapamaz. Ve bunun şartları vardır. İşte bazı kalp hastası olmayacak, hani vücut olarak sağlam olması, iyi olması gerekir. O şartları, kriterlere uyduğu zaman ve ilaç tedavisinden cevap alınamıyorsa, çünkü ilaçla tedavi ediliyorsa buna gerek yok. Fakat öyle hastalar var ki ilaç tedavisi olmasına rağmen, yani cevap alınamadığı zaman yapılabilir. Ama ağır depresyonda mesela. Bir ağır depresyon olan, yani Hatice Hanım, yani belli ki yani çok ilerlemiş bir durum ki elektroterapi, evet, çünkü bu rahatlama gibi değil, hastalığın sürecine, gidişatına hani etkiler pozitif bir şekilde, fakat bunun kriterleri vardır. Yani ona tam böyle teferruatlı bakmak lazım. EKT o kişide yapılması iyi mi değil mi diye. Yani Hatice Hanım, uzmanıyla konuşması gerekir. Uzmanına danışabilirsiniz. Olmazsa size de dilerse gösterebilir tabii ki. Evet değerli izleyenler, yani burada sorularınızı da elimizden geldiğince değerlendirmeye ve cevaplamaya çalıştık. Umarım ki yeterince cevaplayabilmişizdir. Peki söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz, aklınıza gelen, aha bunu da söylemem gerekiyordu dediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya da herhangi bir alan kaldı mı bu konuda değinmek istediğiniz? Yani uzun bizleri bilgilendirmek bir şey konuşulabilir ama önemli olan bence bu ön yargılar çok var işte. Hani ilaçları, bir de hastalardan duyduğum çok ilaçları bırak, onlar seni bağımlı yapar, işte kişiliğini değiştirir gibi ön yargılar evet var. Bunlara gerçekten kulak asılmaması gerektiğini. Yani lütfen bu videoyu zaten Kanal 7'deki Avusturya Günlüğü'nde de inşallah bu hafta bir en azından kısa versiyonunu da yayınlayacağız. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar iyi. Şöyle ki lütfen ve lütfen bu çok önemli. Yani tedaviye ihtiyacı olan insanların doktora gittiklerinde, sizin de bahsettiğiniz gibi doktora gittiklerinde lütfen bu çok önemli. Köstek olmayın. Evet. Bırakın nasıl ki kolumuz ağrıdığında, başımız ağrıdığında tedaviye ihtiyacı varsa bedenimizin, ruhumuzun da buna ihtiyacı var zaman zaman. Ve zihnimizin de buna ihtiyacı var zaman zaman. Lütfen psikolojik olarak sen deli misin, deli doktoruna mı gidilir, lütfen bunu yapmayalım, evet, gerçekten yapmayalım. Bunun üzerine basa basa sizlerden rica ediyorum, lütfen psikolojik tedaviler bir her alandaki doktorların bizlere uygulamış olduğu tedaviler kadar aynı şekilde lütfen aynı şekilde bunu uygulayın. Doktorunuza güvenin. Çünkü
Çok önemli. Evet. Yani psikolojik rahatsızlık, işte benim ruhum psikolojik olabilir yani, biz insanız sonuçta. Yani sonuçta bu sonuçta. Bilimsel olarak da hani bazı hormonların değişimiyle, genetikle ilgisi var. Yani çok şey duyulan da işte senin elde imanın, olmayan bir şey. Evet, evet, tabii ki. İmanın yeterli değil mi gibi böyle ön yargılar, tabii böyle ki. İşte yargılamalar aynen. Kesinlikle yapılmasın yani insanlara. O yüzden bu da çok ağır seyircilerimize gerçekten üzerine basa basa sayın doktorumuzla üzerine basa basa lütfen bir daha söyleyin. Yani çünkü o çok önemli. Evet, insanları yargılamamak lazım. İşte imanın güçlü değil mi? Veya da sen biraz gayret et, işte iyi olursun. Bunun gibi. Belki zaten gençleri insanlar... alıkoyduğumuzda o gencin de ilerideki hayatını belki evet. Başarılarını engelliyoruz. Hı hı. Tabii ki insanlar yani boş yere demeyecekti. Zaten herkes kolay kolay hani hemen bir yardım almaya istemiyor. Ama eğer yardım almak istiyorsa iç dünyasında demek ki bayağı bir sıkıntısı var. Ve burada da kesinlikle engellememek lazım. Böyle işte kişiliğini değiştirir, bağımlı yapar, ağır gelir, ilaçlar gibi şeyler gerçekten çok yanlış ve insanları negatif etkiliyor. Evet, burada hemen Sibel Can hanımefendi demiş ki, az önce işte bu terapileri sigorta karşılıyor mu demiş. Evet, %80 ve 90'ını 80-90 arası kadar, evet. Geri, yani siz ödemenizi yaptıktan sonra onu sigorta geri size ödeme yapıyormuş. Doktor hanıma nasıl ulaşabiliriz demiş. Hı-hı. Fatma Sevim Atasoy hanımefendi de demiş. Doktor hanımın adresini alabilir miyim? Teşekkürler. Hı-hı. Demiş. Hemen rejiden rica ediyoruz. Evet, hemen yayında şu an Felt Kellagasse 30A 13. Viyana telefon numarası da var. Lütfen aynen. Sayın doktorumuza tabii ki ulaşabilirsiniz. En azından öğrenebilirsiniz. Yani, doktor yardım sağlam yazıldığı zaman her internette de kolaylıkla bulunabilir. Ya da adres. İnternetten de evet, adınızı soyadınızı yazdıktan sonra mutlaka ki size ulaşabileceklerdir. Evet, bu çok önemli. Ya çok çok teşekkür ediyorum. Eminlikle. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sayın doktorum şey diyordu işte, ben şimdi nasıl olacak işte falan, böyle hani ister istemez insan heyecan yapıyor, ama tabii ki çok teşekkür ediyoruz kendisine, muhteşem aydınlattı bizleri. İnşallah. Çok güzel konuşulmadık konulara değindi, bu da güzel çünkü bizler artık şey yapmamız lazım. Artık biraz kendimizi aşmamız lazım. Çünkü artık zaman değişti, devir değişti, dünya değişti, bizler değiştik. Hepimiz her şekilde de hayat yaşantı biçimimiz değişti. Lütfen destek almamız gerekiyorsa tabii ki destek almamız gerekecek. Bu destekleri uzmanından alalım, evet. Diyorum ben. Bu akşam bizleri kırmadınız, geldiniz. Değerli düşünceleriniz için çok çok ve bizlere sunmuş olduğunuz, anlattığınız bu enteresan konular için çok teşekkür ediyorum. Umarım en yakın zamanda sizi tekrar ağırlamak isterim. Umarım ki mutlu, evet. Mesut, sağlıklı ve nöronlarımızın süper çalıştığı bir yaşam olur bizler için. İnşallah. O yüzden buradan seyircilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve her hafta olduğu gibi diyoruz ki haftaya aynı yerde, aynı saatte, aynı mekanda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, esen kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.